Sadreddin Konevi de, Sadreddin Konevi'nin babası da İsmailalıdır. O da oradan geldi. Şeyh Mecdüddin İshak. Mevlana ismi kendi kendine mi koymuş yoksa? Mevlana ismi nereden geliyor diyor? Mevlana adı. Adı olarak. Tarikatlarda müritler şeyhlerine Mevlana derler. Efendimiz yani. Şu anda da o devam ediyor. Tabii o devam ediyor, hala var. Mevlana cami deriz. O da Mevlana diyalım. Yani birçok tarikat şeyhleri Mevlana diye anılırlar veya Hudavendigar. Hudavendigar da sahibimiz demektir. Hacı Bektaş Hudavendigar. Onlar da öyle anıyorlar. Rumi, onu işte söyleyeyim. Bu Rumi adını Moğollar onlara verdiler. Özellikle bizzat Hulagu Han tarafından Mevlana'ya Rumi ünvanı verildi. Niye? Onu izah edeyim. İşte anlatamadığım şeylerden birisi o. Evet. Onu anlatamadım. Ona da bir şeyde bulunuyor. Yanında vardır hocam ben. Efendim? Uşak yanında vardır diyor. Valla saat 8 oldu. Yarın da uçak olur diyor. Sen bugün evet. Sen pazar ertesini alacak evet. Uçağı. Ben yapmadım. Ben hesabı yanına yaptım ama niye bozulmuş? Nereden bozulmuş? Evet. Biraz hızlanayım o zaman. Şimdi biliyorsunuz Hulagu Han Bağdat'ı zapt etti ve son Abbasi halifesini idam etti. Feci bir şekilde idam etti. Şimdi Abbasi halifeleri o zaman da fütüvvet teşkilatının başıdırlar. Ta En-Nasr Lidinillah'tan beri Abbasi halifeleri İslam dünyasına yayılmış olan fütüvvet teşkilatının beyni mesabesindedir. Şimdi fütüvvet teşkilatının başını Hulagu Han idam etti. Anadolu'daki ben akşam ezanı okunu sandım. Şimdi Hulagu Han fütüvvet teşkilatının başını idam etti. Anadolu'da da o dönemde bütün şeyhler Anadolu'nun bütün şeyhleri fütüvvet teşkilatına bağlıydılar. Ahiler de dahil. Şimdi fütüvvet teşkilatının başı ortadan kalktıktan sonra Hulagu Han Anadolu'ya bir şeyh-i şuyuh tayin etti. Halbuki daha öncesinde Anadolu'da bir şeyh-i şuyuh bulunurdu. Baş şeyh. Evet, şeyhlerin, Anadolu'daki şeyhlerin reisi. O Abbasi halifesine bağlıydı. Mesela bu tarihlerde Zeyneddin Sadaka Şeyh-i Şuyuh-i Rum idi. Şeyh-i Şuyuh-i Rum. Zeyneddin Sadaka'dan önce Ahi Evren Şeyh-i Şuyuh-i Rum idi. Ahi Evren'den önce Evhadüddin-i Kirmani Şeyh-i Şuyuh-i Rum idi. Mevlana fütüvvet teşkilatı Hulagu Han fütüvvet teşkilatını lav ettikten sonra Mevlana'yı Anadolu'ya Şeyh-i Şuyuh-i Rum yaptı. Ve bütün Anadolu'daki şeyhlerin de Mevlana'ya biat etmelerini emretti. Emretti bakın. Emretti. Ve bu tarihten sonra da Moğol idaresi, Moğol devleti, İlhanlı devleti Mevlana'ya artık maaş veriyor. Mevlana onların memuru oldu. Mevlana onların memuruydu ve devamlı Mevlana'ya tahsisat veriyorlardı. Onun için şeyi izah edemez. Bakın bu bazı şeyler var. Böyle düşünemezseniz izah edemezsiniz. Mesela bir defasında Moğol veziri 3000 dinar Mevlana'ya gönderiyor. 3000 dinar. Bir deve 10 dinardır. Kaç deve eder? 300 deve eder. Bir adama bu kadar para verilmez. Bu tahsisattır. Bunu Mevlana'ya veriyor. Mevlana da bunu Mevlevi hanelere, Mevlevilere, çevresindekilerine bunları bu harcamaları yapıyor. Dolayısıyla bu paralarla Mevlevi haneler inşa ediliyor. Mevlana'nın oğluna da, torununa da devamlı şey veriyorlar. Maaş veriyor. Maaş değil. Tahsisat veriyorlar. Hatta bu tahsisatlardan dolayı Mevlana'nın ölümünden sonra Hüsamettin Çelebi ile Sultan Veled arasında da bir kavga çıktı. Ona çok para verdiler.
paralar Hüsamettin harcıyormuş. Ondan sonra Mevla'dan oğlu da bundan rahatsızlık duyuyormuş. Bunun ekonomik kavgalara sebep oluyor. Dolayısıyla Mevlana'ya Rumi denmesinin sebebi işte o Şeyh-i Şuyuk-ı Rum olmasından dolayıdır. Şeyh-i Rum. Onlar öyle diyorlar. Efendim? Anadolu'ya Rum mu diyorlar? Tabii Anadolu'ya Rum denir. Bilad-ı Rum mu? Bilad-ı Rum. Hocam ben konu dağılmasın diye mektuplara haksız atmadım da. Evet. Bu Tusi ile evet. Yeni mektuplaşması kitap olarak da yayınlandı. Yayınlandı. Birçok yerlerde yayınlandı. Eskilerde yayınlamışlar. Tusi'nin evet. Makbuliyeti için kullanıyorlar bunu. Evet, evet, evet. Hayır, hayır. Tusi ile hiç ilgisi yoktur. Mektupları okumadıkları için. Halbuki mektupları okudukları zaman onu göreceklerdir. Mesela mektupları okuduğunuz zaman bakıyorsun Kırşehir'deki adamlardan bahsediyor. Kırşehir emirinden bahsediyor. Tusi'nin Kırşehir'deki emirle ne ilgisi var? Nasreddin Tusi değil, Nasreddin Kırşehir. Kırşehir'dir, tabii. Nasreddin. Mektuplar Kırşehir'den yazılıyor. Sonra Anadolu'nun problemi, siyasi olaylarla ilgili birçok bahisler var mektuplar içerisinde. Bazen ilmi meseleler tartışıyorlar, o başka da. İlmi meseleler tartıştıkları zaman da Tusi biliyorsunuz İsmailiye mezhebindendir. Mezhep mücadelesi hiç gündeme gelmiyor. Hiç yoktur. Hiçbir risalede mezhep bir şey gündeme gelmiyor. Birisi Eş'aridir. Ahyevren Nasreddin Eş'aridir. Saddeddin Konevi de Maliki mezheplidir ve vahdet-i vücutçudur. Bu meselelerden dolayı aralarında tartışmalar, görüş taatileri meydana geliyor. Dolayısıyla mektuplar okunduğu zaman bu mektupların Tusi tarafından yazılmış olması mümkün değildir. Hatta bazı mektuplar var 3 satırdır. Ta İran'dan Saddeddin Konevi'ye mektup yazılacak da 3 satır olmaz. Dolayısıyla ben bunu çok geniş olarak bir makalede yayınladım. Hatta 2-3 defa yayınlandı tazelensin diye. Hani derler ya bir deli bir kuyuya bir taş atar 100 tane akıllı çıkaramaz. Bu iddiada bulunan ilk şahıs da şeydi Yar Ali Şirazi'dir. Yar Ali Şirazi geldi Konya'ya. Sadreddin Konevi'nin arşivine girdi. O arşivde o mektupları buldu. Mektupları kitap haline getirdi. Ve bu mektupların her birinin başına da Er-Risale Beyne Sadreddin Konevi ve Hazine Nasreddin Tusi dedi. Ve böyle devam etti gitti. Evet ben müsaade isteyeyim. Hocam son bir soru sorayım. Nasreddin Hoca'nın da bu vahdet-i vücutla bir alakası var. Yok o aklıyacıdır. Ve Sadreddin Konevi ile aralarındaki mücadelede Sadreddin Konevi ona vahdet-i vücudun meselelerini soruyor. O da devamlı ona karşı direniyor. Reddediyor. Bir de günümüz açısından olması bakımından mesela şu anda bizde Hacı Bektaş Veli evet. Bir sapkın tarifatın evet. Şeyi var. Hayır. Haşa. O da tabii o da. Akşam konuşmalar da tabii. Evet. Yani Sadreddin Hacı Bektaş Veli eserleri olan bir adamdır. Kendisi eser yazmış. Dolayısıyla Hacı Bektaş'ı anlamak için onun eserlerine müracaat etmek gerekir. Dolayısıyla ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu elden şeylerle uğraşınca, onuncu elden kaynaklarla uğraşınca böyle bir Hacı Bektaş profili çiziyorlar. Halbuki Hacı Bektaş'ın eserlerinde bunu gayet rahat görüyoruz. Adam sünni meşreplidir, eşari mezhebindendir ve şafiidir. Buna hiç zerre kadar şey yok. Ben bunu Bektaşi, Hacı Bektaş Veli şeyinde de, kongresinde de 100'den fazla dede vardı orada. Onların yanında da bunu söyledim. Ve hiç kimse de itiraz edemedi. Ahmet Yaşar Ocak'tan başka hiç kimse itiraz edemedi. Evet. Sen sevdiğin bir konuşma yaptın sen.